bozuktur aman aman ey. Az sürmenim lazım ey. Torosların hemen ayak ucunda Apa köyündeyiz. Apa köyünün isminin konulmasıyla ilgili değişik rivayetler var. Bunlardan birisi Selçuklu veziri Emir Altunbağ'ın yani Şemseddin Altunbağ'ın ekinlikleri arasında sayılan Hatunsaray ve Akören civarında buralara kadar uzanan bir yerleşim alanı. İsim konulurken buna atıfta bulunmuş olabilirler. İkinci varsayım, daha önce Anadolu Selçuklularıyla buraya gelen atalarımızın Rumlarla bir mücadelesinden sonra buranın ele geçirildiğini ve bu bölgede köylülerimizin ta Anadolu Selçuklular tarihine kadar uzanan bir yerleşim alanı olduğu rivayet edilir. Apa isim olarak anlamı ata, soy, büyük, ulu anlamına gelir. O zamandan bu zamana 1959'da başlayıp 1962'de tamamlanan Apa Barajı'nın şu anda günümüzde yani Çumra tam bir bereket pınarı, tam bir tarım alanıdır. Tarım alanlarının da işte bereket pınarının suyun gözündeyiz biz şu anda. Çumra dağ köyleri sosyoekonomik olarak bahsedilecek olursa yani coğrafya kaderimize gelir konu. Çok güzel, dünya tatlısı, en güzel coğrafya alanlardan birisindeyiz şu anda. Çumra'nın yerleşkesiyle ilgili de bir iki bir şeyler söylemek istiyorum ben. Çumra'da ilk yerleşen, Çumra'nın kendi tarihinden çok daha eski yerleşim alanları var. Bunlardan birisi İçer Çumra, Ali Bey Hüyü sayılabilir, Karkın sayılabilir. Bunlarla beraber Apa da çok eski bir yerleşim alanı olarak sayılabilir. Bunların dışında bugün Dumlupınar Üniversitesi'nde tarih hocası olan Hasan Basri Karadeniz'in tez çalışmasında incelediğim bir at çekenlik mevzusu var. At çekenlerden de bahsetmek isterim. Çumra kurulmazdan çok daha önce at çekenler Karamanoğlu beyliğine bağlı iki büyük aileden söz edilir. Bayburt oğulları ve Turgut oğulları ismiyle geçen bu iki ailenin İç Anadolu bölgesinde Ereğli'den Akşehir, Cihanbeyli, Ankara'ya bu alana Çumra'yı da dahil edebiliriz. Bu bölgede daha önce konar göçer hayvancılık yapan bu iki büyük ailenin Karamanoğlu'nun silahlı askeri gücünü teşkil ettiği, Fatih Sultan Mehmet döneminde Karamanoğlu ve Osmanlılar arasındaki mücadelelerde Fatih Sultan Mehmet'in kardeş kavgasına son vermek üzere at çekenleri bu bölgede iskan etmek üzere bürokratlarına emir vermesiyle özellikle Karkın, İçer Çumra, Ali Bey Hüyü ve buna benzer Ova köyleri diye bahsettiğimiz köylerdeki eski yerleşimlerin ilk atalarının at çekenler olduğu varsayımı gündeme gelmektedir. Fatih Sultan Mehmet'in emriyle 12 haneye bir at vergisi, yani çok böyle simge olabilecek bir vergi, diğer vergilerden muaf tutularak toprağa bağlanmak istemiş. Bayburt oğulları ve Turgut oğulları toprağa bu şekilde bağlanmış. Yetiştirdikleri atları Osmanlı ordusuna çok kıymetli atlar yetiştirdiği için bu at çekenler atlarını da orduya satın alarak onlara hem ekonomik bir güç. Bu projenin çok iyi tutmasıyla İç Anadolu bölgesinde konar göçer yaşayan at çekenler yerleşmeye başlıyor. Yani bizim bu ova köyleri diye bahsettiğimiz köylerin ta ilk eski yerleşim alanları at çekenlere dayandığı varsayılmaktadır. Bundan sonra Yörükler, daha sonra göçmen olarak Balkanlardan gelen 1936 ve 1951'de yerleşenler ve Beydili boyuna mensup Türkmen köylerimizi teşkil eden Türkmenler 1750 yıllardan başlayarak yaklaşık 250 yılı dayanan bir tarihte İç Anadolu bölgesinde, Çumra bölgesinde yerleşmiş. Yani şunu demek istiyorum. Çumra bir puzzle gibi düşünün. Bu puzzle'ın ilk kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Cumhuriyet'in en genç ilçesidir Çumra. Daha sonra bu puzzle'ın parçaları işte at çekenler, Türkmenler, Yörükler ve göçmenler bu puzzle'ın parçalarını oluşturanlar gelip yerleşmişlerdir. İç Anadolu bölgesiyle ilgili, Çumra'yla ilgili söyleyeceklerim bu kadar.
Hacı Osman'ın kızı geldi. Hadi gari sen de gel. Çumra'da Kargın köyünde muhtarın evine konuk oluyoruz. Mis gibi tandır kokusu dışarılara kadar geliyor. Yörük evine misafir gelirse ya tandır yanar ya da saç. Kargın Mahalle Muhtarı Ekrem Karademir, hoş geldiniz diyor. Köyümüzün ekonomisi işte bilindiği gibi burada çiftçilik, hayvancılık yoğun. Tahsil durumuna gelince var okumuş haliyle okuyan çocuklarımız var, yetişkin abilerimiz var yani. Mimar mühendisidir, işte öğretmen, subay, asubay hepsi var. Karkınımızın nüfusu 3500 ama Karkın'da yaşayan belki bir o kadar da dışarıda var. Haliyle tabi mahallemizin ihtiyaçları olduğu zaman da Karkın'dan giden arkadaşlarımızla görüştüğümüz zaman yardımlarını bizden esirgemiyorlar yani, sağ olsunlar. Yeni işte baharın inşallah Allah nasip ederse Atatürk Ortaokulu'nun havlusuna bir okul temeli atacağız. Milli Eğitim Müdürümüzle de görüştük. İnşallah ona da başlayacağız. Bir de Dede Karkın'ımız var. Dede Karkın'a da işte orayı da bir restore edip yani kendine yakışır şey hale getireceğiz inşallah. Şırıl derelerde ay yârim yola gel. Pehlivanlar güreş tutmuş ay yârim yende gel. Pehlivanlar güreş tutmuş ay yârim yende gel. Anam geldi, babam geldi, dayım geldi, halam geldi, davul zurna çalan geldi. Hadi gari sen de gel. Boyun geldi, kuzu geldi. Evet, şimdi Dede Karkın pek çok yerde sahip çıkıldığı gibi ama gerçeği Karkın'da olan Dede Karkın'ımızın tarihçesi şöyle. Şimdi Selçuklulardan önce Anadolu'yu fethetmeye gönderilen yani İslam medeniyetini, İslam'ı yaşamaya, yaşayarak Anadolu topraklarındaki başka milletlere, Hristiyan milletlere anlatmaya gelen Anadolu erenleri. Bunlar Karkın'a gelen Karkın dedesi ve bu biliyorsunuz dede kültürü de bizim Alevi kardeşlerimizden kalma bir kültür. Dorum dede efendim böyle dede kültürü olan Alevi kardeşlerimizden gelen ama İslam'ı anlatan, İslam'ı yaşayan, İslamlaştırmak için bu Anadolu topraklarına gelen insanlardır. Ve buraya yerleşmiş, burada yaşamış efendim bir dedemiz. Kardeşim, Karkın'la ilgili bildiklerimiz. Karkın tarım bölgesi, tarımla uğraşıyor. Tarımın genelliği ekin, pancar, mısır ağırlıklı bu ürünleri yapıyoruz. Hayvancılık bunun şeyinde %60'ı uğraşıyor vatandaşların. Karkın'ın gelirleri bunlardır. Karkın için işte şu anda mevsim itibariyle en güzel pancar bu sezonu bitirmiş oldu. Öbür türlü normalde piyasanın ürünleri aynı bölgesel olarak devam etmekte. Karkın'ın arazisi suyuyla sulanan arazi. Öyle olunca tarım şu anda sıkıntılı halde olsa bizim bölgelerde sulu tarım olduğu için biraz yani randımanlılık var. Karkın Oğuz boylarından, Bozok kolundan, Dul Kadiroğullarından gelme Yıldız Han'ın dördüncü oğlu olarak bilinir. Esas ismi Kargın'dır. Sonradan burası bataklık olduğu için Kargın ismi de verilmiş.
Ondan sonra karkın olarak bildirilmiştir. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermeyin. Kız istemeyin. Yörüklerin mütevazi ve doğal yaşamlarının bir yansıması olarak görmekteyiz. Yörükler, eskilerde kız istemeye yörük beyleri ile giderlerdi. Şimdilerde ise her iki ailenin sevip saydığı kişilerle birlikte istemeye gidilir. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızımız Elif'i, oğlumuz Mustafa'ya istiyoruz. Kızın annesi, kıza gönlünün olup olmadığını sorar. Gönül rızası ile kız verilir. Yörüklerde evlenmelerin birçoğu eskiden görücü usulü ile yapılırdı. Günümüzde ise çeşme başında olmasa bile kendileri buluşup anlaşıp aile büyüklerinin de rızasını alıp evleniyorlar. Türkmenler daha yerleş düzene geçmiş. Ama evet. Şimdi ben az önce bir şey dikkatimi çekti. Buraya çıkarken de gerçekten normal bir aracın çıkması çok zor. Muhtarım sağ olsun getirdi bizi. Tamam. Bir hüyümüzü ve köyümüzü tanıtmaya geldik. Türkmen Karayolu'nun hüyü burası. Hüyümüz çok eski. Dünyanın üçüncü hüyü diyorlar. Yani bu yeni değil mi oldu? Yani bu iki sene oldu. Biz burada bir arkeologlar araştırma yapıyordu. Bir aşağıda bir taş buldular. Taş da buranın Hartopu Kralı'nın olduğunu söyleniyorlar. Su savaşları yapıldığını, tanrıçalarıyla suyu... Su savaşları yapıldı. Su savaşlarına, su tanrıçalara yardım edip savaşı kazandığını söylüyormuş. Yani şöyle söyleyeyim, o zaman bizim bulunduğumuz alan şu anda bir şehrin üzerinde evet. Duruyoruz. Dabanı zaten ya. Vurdun mu boşluk yapıyor yani, arada boşluklar bugüne var. Bugüne daha hiç dikkat çekmedi mi burası? Hayır, hiç çekmedi. O taş bulunmasına kadar dikkat çekilmedi. Normal yüzey araştırması yapılıyordu. Mesela küp kırıkları bak dolu. Hı hı. Her taraf küp kırığı. Yüzeyde bir yaşanmışlar var ama çok kavimler yaşamış burada yani. Bu toprağın altında bir medeniyet var. Aynen. Aynen. Yani bir medeniyet var. İnşallah en kısa zamanda çıkar. Biz de gelir çekeriz. İnşallah. Bakalım ne çıkacak önümüze. Dediğiniz gibi iki katlı. Biz de merakla bekliyoruz zaten. İki katlı evler diyorsunuz, boyalı evler diyorsunuz. Üç katlı evler zaten normalde bir iki yerden bir şey çıkmışmış öyle yapı şeyi. Yani arkeologlar da diyor burada yapı var. Köyün tarihi zaten çok eski değil mi? Yani yerleşim baktığında 1700'li yıllara dayanıyor. Evet, 1700-1720 yıllara. 20-25 yıllarına tanışıyoruz. Şey yaptığımız gibi. Bu bilindiğimiz. Şimdi bizim Mehmet abimiz sağ olsun, Allah razı olsun, bizi burada misafir etti, ağırladı. Çok teşekkür ediyorum. Yerleşik düzene geçmiş olsalar bile, birçok yörük halen o yerleşik düzende bile gelenek, görenek, örf ve adetlerini yaşatmaya devam ediyorlar. Ben Çumralıyım. Hemen buraya 5-6 kilometre ötedeki Türkmen Camili köyünde doğdum. Ama 1-2 yaşından itibaren Çumra merkezdeyim. 2000 yılında Konya'ya göç ettim ama buradan hiç kopmadık. Hala evimiz, yurdumuz, çiftçiliğimiz var.
Hemen fabrikanın iki tarafında karşılıklı bu bölgede tarım yapıyoruz. Çiftçiliği, tarımı severim, toprağı severim. Şimdi bile eğer Ankara'da, Konya'da çok bunalırsam illa gelir toprakta bir turlarım. Gezerim buralarda. Mahsulleri bakmakta gezerim, bakarım. Kontrol ederim kendimce. Bana mutluluk verir, rahatlatır. Yani bir yerde terapi gibi oluyor. Onun için ben bu toprağı çok severim. Memleketimi severim, ülkemi severim ama memleketimi daha çok bağımlıyım. Topraklardan vazgeçemiyoruz. Beni mutlu eder. Buralı olmaktan da hakikaten, yani çok klişe tabir ama gurur duyuyorum, mutlu olurum. Herkesin memleketine kendi gitmesine güzeldir ama benim memleketim de bana çok güzel. Şimdi panko birlik, önce bilmeyenler için söyleyeyim. Türkiye'de pancar ekicileri kooperatifleri vardır. Bu 31 tanedir. Konya'da vardır. Ilgın, Ereğli. Yani pancar yetiştirilen 31 pancar kooperatifleri var. Pancar ekicileri kooperatifi. Panko birlik de bunun üst birliği. Merkezi Ankara'dadır. Bütün kooperatiflerin üst bünyesidir. Ben hem Konya Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanıyım, hem Panko Birlik Yönetim Kurulu Başkanıyım. Şimdi projeler bu Anadolu Birlik Holding bünyesinde bütün bu kurumlar, bütün iştirakler, Konya Şeker, Çumra Şeker, Elazığ Santralleri, Konya Anadolu Birlik Holding'inde %63'ü Konya Pancar Ekicileri Kooperatifine aittir. Dolayısıyla biri bizi birincil derecede bizim için önem arz ediyor, sorumluluk duygusu veriyor. Tabii ki sorumlusu biziz. Tabii şirket yapılarından malum olduğu üzere %63'ü Konya Pancar Ekicilerin Kooperatifinin ötesinde olunca tabii bütün sorumluluk da, gayret de, çaba da bizde oluyor. Dolayısıyla bu kurum Konya Şeker'den Bismillah demiş. Konya Şeker'in o zamanki hissesi zannedersem 30 küsürdü. 44 oldu, 54 oldu derken büyüdü. İlk yatırımı, ciddi yatırımı da şu anda içinde bulunduğumuz Çumra Şeker oldu. 2003 yılında temeli atıldı, 2004 yılında faaliyete geçti, bir yıllık gibi rekor bir sürede. Şu anda da sonradan kapasitesi artırıldı. Şu anda 16.500 ton gün kapasitesiyle Türkiye'nin en büyüğü, en rentabılı, yani Türkiye'de şeker sektöründe, üretim birimlerinde şeker üretim Türkiye'nin en büyük kapasite olarak, potansiyel olarak şeker fabrikası Çumra Şeker Fabrikası'dır. Çumra Şeker Fabrikası'nın çok avantajları var, artıları var. Diğerleriyle mukayese götürmeyecek ölçüde. Niye? Bizim tarladaki pancar üretimimizle birim alanından elde ettiğimiz üretim olarak Türkiye'de en iyilerden. Birim alandaki şeker noktasında da işte polar, kurum tabirle digestiyonda da en iyilerdendir. Dolayısıyla hep ben şunu söylerim şu anda yine gündemde. Geçen yıl Türkiye genelinde pancar fiyatlarının düşük olmasından dolayı ekim azaldı. Ama Türkiye'de %15 fazlasıyla açık ara biz üretim yaptık. Bizim normalde kotamız 435 bin ton şeker ama biz bu yıl 495-500 bin arası şeker üreteceğiz. Türkiye'de çok fabrika kotasını bile tamamlayamadı ama bizde %15 fazlalık bunun, var. Bunun şeyi? Şöyle, Konya, hep söylerim, pancarın kaderi Konya. Bunu bir bilimsel bir şeyle söylüyorum. Yani öyle duygusal bir söylem değil. Niye? Münavebe vardır pancar ekiminde. 4 yılda bir münavebeli ekersen, 4 yılda bir aynı tarlaya pancar ekersen bu münavebedir. Diğer 3 yılları uvat ya da diğer yeşil ürünler ama 4 yılda bir pancar ekersen hem pancar hasadı, tarımı hem de içindeki şekeri hem tarlanın sağlığı, selamet için çok önemlidir. 3 yıla düşürürsen bu biraz bozulur. Türkiye'de 4 yıl münavebeye uyan şu anda zannedersem tekiz. Tüm Konya şeker olarak. Buna rağmen %15 fazlamız var. Bilmem anlatabildim. Anladım. Pancarın kaderi Konya'dır. Konya ovasıdır derken boşa söylemiyorum. Yani duygusal bir söylem değil bu. Matematiksel bir sonuç. Dolayısıyla biz şu anda dediğim gibi 16.500 ton ama gelecek yıl burayı tekrar %20 kapasite tekrar arttırıyoruz. 20 binlere çıkacağız.
kolu yürük derler adıma, derler adıma. Yürüyen Türk de derler diğer namıma. Orta Asya'dan geldim Anadolu'ya. Toprak bayrak için ben ölürüm, çünkü tarihimle şanlıyorum. Ben bir şanlı yörük oğlu yörüyüm, millet devlet için canım veririm. Vatan için güm 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 çarpar yüreğim. Haini gözünden sezer görüyüm, konar göçer durmaz gezer yörüyüm. Meskendir dağlar, meskeni dağlar. Mert yürekli olur beyler ağlar. Yufkadır yörüğün kalbi dokunsan ağlar. İnsanı insanca sever yörüyüm, severse canını verir yörüyüm. Atavrat silahtır yörüyün şanı, adam bileceksen yörüyü tanın. Bir yanı memleket, vatan, bayram, iman bir yanı. Adaleti sağlar bilir yörüyüm, Türk'ün özü odur Türk'tür yörüyüm. Çıktım mı meydana, meydan gümbür der. Obada toplanır erler yiğitler. Yardım tırsı üçer beşler kırklar, hem de şehitler. Peygamber yolunda yürür yörüyüm, Allah için yaşar ölür yörüyüm, ölür yörüyüm.